İneklerle devam ediyoruz. Mantıklı. Yani mantıklı da şu görüntüyü görünce ne diyeceksin merak ediyorum. Yani eziyetin de bu kadar olur mu diyeceksin sevgili seyircilerimiz. Biz görürken sinirimize hakim olamadık. Tekrar bir izlemek zorundayız sizlerin izlemesi için. Bakalım görelim sonra konuşalım. Ya yazık günü abi hayvana böyle eziyet olur mu ya? Şey aslında burada? Bak şimdi bak, bak hayvana öküzün gitmeye bak bak. Bu biz hayvan bakıyoruz arkadaşlar. Tarım Bakanlığı buyur. Buyur bak bak. Yol boyu dediğin bak, hayvanın gitmeye bak. Bak bak. Bakın arkadaşlar. Kovasını kaldıramıyor. Bak hayvan başını kaldıramıyor. Buyurun. Eziyet çektiriyorlar hayvana arkadaşlar. Giresun'da bir hayvan bakıcısı bir arkadaş bu. Allah ona selamet versin. Hepsi böyle hayvanların bak. Bu inek de böyle. Evet. Bu işkencedir abi işkence. İşkenceden başka bir şey değil. Evet. Buyurun. Yol boyu serbest gezemez. Buyurun. Bütün hayvanlar aynı şekil. Evet. Bu hayvan da böyle. Bu da böyle. Şimdi bu hayvana eziyet çektiriyor böyle. Doğru mu abi? Aynen öyle. Bak. Yazık günah yol boyu gezse yazık serbest gezemez. Yazık günah ya. Vallahi de yazık. Billahi de yazık. Yol boyu ya. Dediğin gibi serbest gezemez. Ya bu eziyet bu hayvana ya. Ya Rabbim bunu böyle yaratmaz. Evet. Allah sorsun size diyeceğim. Hiçbir şey demiyorum. Bu olay Giresun'da yaşanıyor. Bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken çekiyor. Hatta sonra açıklaması da var. Vereceğiz galiba ona. Onu. Birisi de bana mesaj atmış bir izleyici. İnekleri maalesef ayağından bağlıyorlar. Fındık dalına uzanıp fındığı yemesin diye. Ben de kaçmasınlar gibi algıladım sanki. Fındık dalı yolu üzerinde fındıklar var galiba. Onları mı yemesin diye. Yani ne kadar ilkel, ne kadar çok acımasız. O zaman bunların başında durun abi. Evet. Yani durun ve müdahale edin. Ya bu hayvanlara yapılan şu görüntüye bak ya. Biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Bir turist geçse ne anlatacağız? Ne oluyor diyecek ne evet ya. Ne oluyor burada diyecek. Rezillik ya. Utanç verici bir tablo. Ve görüntüleri kaydeden vatandaş yazık günah hayvana böyle eziyet olur mu? Hayvan kafasını kaldıramıyor. Eziyet çektiriyorlar. Giresun'da hayvancılık yapan arkadaş bu diyor. Sonra da röportaj yapıyor bu kişi şahıs. Helal olsun ilk önce bu görüntüleri çektiği için. Ben diyor tek tek inip diyor çıkaracaktım diyor ama baktım diyor zincirler çıkacak gibi değil. Demir zincirler. Ve sadece tek kişi tek hayvan değil bir sürü hayvan hepsini diyor. O yüzden kurtaramadım diyor. Bak açıklamasını da yapıyor. Biz çünkü sürekli konuşuyoruz ya. Evet, sadece evet. Çekmeyin müdahale de edin diye adamcağız müdahale edememiş. Edememiş. Zincirler maalesef kilitli yani. Evet maalesef ya. Yani adamın da gücü yetmemiş. Fakat düşün insanın gücü yetmiyor. O hayvan onunla yürümeye devam nasıl ediyor. Nasıl bir eziyet biz ya. Gerçekten nasıl bir ülke haline geldik. Bir de yöntemlerimiz bitmiyor. Ece yani öyle yöntemler var ki benim aklıma gelmez ki yani kafasından ayağına bağlayayım o kadar mesafede yürüteyim falan. Bunlar gerçekten enteresan işkence yöntemleri. Bak bunları, ne geldi. Şimdi mi? Giresun'dan herhalde bir izleyicimiz. Hı. Ece Hanım geçici bir süre bağlıyorlar. Fındıkları yemesin diye yıllardır uygulanır ama herkes yapmaz bunu diyor. Evet fındıkları yememesi için yazılmış evet. Bana da çok yazan olmuş ama fındıkları yemesinler diye hayvanlara geçici de olsa şunu yapma. Ya başka bir yöntem yok mudur bunun? Bence yani çok, kendimiz gibi düşünmemiz lazım. Yani hayvanları da kendimiz gibi düşünmemiz lazım. Ben Giresunluyum bu zamanda fındık olmaz ağaçlarda diyorlar. Bu fotoğraf şey fındık bu... Ağustos ayında Ece Hanım fındık falan değil ama işkence diyen var. Ha. Yani gerçekten bu konunun cahil olduğum için. Teşekkür ediyorum açıklamalarınıza. Çünkü gerçekten bu görüntüyü anlamama imkan yok. Hani mantıklı bir açıklaması var mıdır? Fındık yememesi için bu mudur? Tam fındık yok ortada. O zaman niye? Niye işkence yaparsın? Bunları bir de yürütüyor böyle. Ya olacak iş değil gerçekten. Bana göre de yani sanki kaçmasın yani çok az şekilde gidebiliyor baksana mesafeyi çok az ve mesela bir şey olsa yanlış bir yola girse hemen müdahale edilebilecek kadar yavaş gidiyor şu an. Ece insanlar gibi düşünmemiz lazım. Kendi yerimize koymamız lazım. Mesela geçen hafta dedim ya eğer bir saldırganlık varsa bununla alakalı bir tedbir alınmalı diye. Mesela tıpkı saldırgan insanların da sakinleştirildiği gibi polis tarafından sakinleştirildiği gibi bunları da insan gibi düşünelim. Şimdi benim birisi bana bunu yapsa ne düşünürüm? Kısa ya da uzun zaman fark etmez. Bu bir işkence. O yüzden Giresun'da bunu kim yaptıysa bu hayvanların sahibi soruşturma başlatılmış. Evet. Evet bakalım ne cevap verecek. Bunun da takipçisi olalım. İneklerden geçiyoruz.